من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد
لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Kelam, kelam ilahi. Biraz böyle kaliteli olsun, yüksek seviyede bir ders olsun dedim. Yani aşağıda herhalde biraz ekabirler var değil mi Bülent? Hı hı. Öyle mi? Evet, tamam. Yani çok yeniler olsa bu gitmez ama hissesiz de kalmaz. Şimdi kelamın kuvveti ve kudreti, nasıl kelam tesir ediyor? Karşıyı nasıl tesir ediyor? Hücreyi, maddeyi nasıl değiştiriyor? Mesela sure karşıyı nasıl değiştiriyor? Mahkemat 93'ten okuyorum. Sonra İşaratül İcaz 83. İşaratül İcaz 166 ve ömrümüz şey yaparsa 35. sayfa. İşaratül İcaz 166, 35, Mahkemat 93. Sözler 370. Yani sabaha buradasınız. Kelamın kuvvet ve kudreti ise, mesela imanın iki tane şeyi vardı, yapısı vardı. İman hem nurdur hem kuvvettir. İmanın kuvveti maziyi tamir ediyor, bizi maziye bağlıyor. İman ne kadar kuvvetliyse maziye bağlar. İman, mazi nedir? Noktayı istinat, Allah'a bağlar. İmanın iki sıfatı var 23. sözde. İman hem nurdur hem kuvvettir, mahluktur ya. Sureti mahluktur. Bir de kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti var. Girmeyeceğiz ona. İmanın sureti var. İmanın kanuniyeti ruhsaldır.
İmanın hakikati Esma-i Hüsna'nın bütünlüğüdür. Mahiyeti ise Allah'ın zatının nurudur. Bak, iman dört cephede. Benim biraz işim bu ya. Dedim ya, evveluhu, ahiruhu, zahiruhu, batınuhu. Benim bir her meseleyi dört kelime şey esmadan, dimadaki, vicdanda, kalpte, ruhta, eylemde nasıl gözüküyor? Ben biraz bu işlere merakım. Yani külliyatta. Niye buna girdin? Kelamın kuvvet ve kudreti dediğine göre dimada ve kalpteki karşılığı neye bağlı? Yani tesirli bir konuşma yaptı diyor. Veya Kur'an beni etkiledi diyor. Veya adam etkilenmedi hiç. Abesiyete inkılap edebiliyor. Sebebi şu. Kelamın kuyudatı birbirine cevap vermek. Yani kelam konuşurken, ben şu anda konuşurken ben diyorum. Bunun başı var, sonu var. Bir sürü şey konuşuyorum. Eğer konuştuğum mevzu, çıkarttığım kelam eğer mevzuyu tamamlıyorsa, mevzuya kuvvet veriyorsa konuşmalarım, o mevzu veya mevzunun kelamı çok sağlam olur. Yani mesela diyelim insan. İnsan bir kelimedir. Hiçbirimiz etkilenmedik bununla şimdi. İnsan. Ama insanı anlatmaya kalksam yarım saat, hep insan etrafında dönsem, hep onu tanımlamaya kalksam, insan hakkındaki bilgimiz kuvvet bulur. Anladık mı? Ha, kelamın kuyudatı diyor. Yani sağdan soldaki tamamlayıcı manaları birbirine cevap vermesi lazım. O zaman konuştuğun zaman benim yaptığım gibi yapma. Konuyu dağıtıyorum çoğu zaman derste. Onun için derslerimi ben beğenmiyorum. Aynı güzergahta gitsem çok kaliteli oluyor. Yani sağdan soldan gelenler tamamlayıcı olmalı. Benim ana yolda çıkartıcı olmamalı. İki, keyfiyatı birbirine muavenet etmekle. Yani bu birincisi nedir? Kelamın yan manaları. İkincisi, yan mana gibi gözükmüyor ama davranışlar, mimikler, ortam ve o kelam, onun gibi kelam konuşmuyorum ama manası hep o. Yani kelamın içindeki öz mana kelama yardım ediyorsa, konuştuğu mevzuya yardım ediyorsa, o nedir? Kelama nasıl yardım ediyor? Bir mekanda bulunuyoruz ve konuştuğu mevzuya yardım ediyor. Mesela diyelim ki parkta konuşuyorsun Allah'ı, camide konuşuyorsun Allah'ı, deniz kenarında günahların içinde konuşuyorsun, ormanda çiçeklerin içinde Allah'ı konuşuyorsun, böyle müzakere ortamında, medresede konuşuyorsun, hepsi farklı. Mekanın konuşmamıza tesir ediyor. Demek ki konuşmanın ana teması diyelim ki insandı. Onun tamamlayıcı manalar var. Bir de tamamlayıcı mananın dışında mekanın, mimiklerin, davranışların, kullanılan obje yani şekillerin ve kullanılan kelamın da içindeki manası birbirine yardım ediyorsa, bakayım anlatabilecek miyim size, şöyle. Bak şöyle. Şu kalemi görüyor musunuz? Ortada bir kelam kabul edin. Tamam mı abiler? Ortada bir kalem var. Şimdi bu kelama, şu kelama, şuradan bir kelam, sağdan bir kelam bunu kuvvet veriyor. Şuna da bir kuvvet veriyor şuradan. Havuz gibi ya. Şimdi misal verecek. Havuz var ya havuz. Bir göl. Sağdan su akıyor. Soldan su akıyor. Önden su akıyor. Arkadan su akıyor. Ama bir tanesi maden suyu. Bir tanesi kükürtlü su. Bir tanesi kireçli su. Bir tanesi de iyi su. Ama su.
havuza girmiş. Bu su nasıl? Bir de bir havuz düşünün, çok temiz su akıyor havuza bir sağdan. Soldaki de ondan daha temiz. Öndeki acayip güzel. Öteki tarafça çok tatlı. Ha şimdi diyor ki, ortada olan kelama, orayı besleyen kaynaklar ortayı besler. Bu birinci şık. Tamam mı? Havuza akıyor. Murat, başka bir şey söyleyeceğim abi. İkinci şık. Akan sular havuzu beslerken sağdaki su, soldaki suyu da beslese, kanalı olsa. Yani ortayı, ana temayı besleyen sular birbirine de kuvvet verse. Bu başka bir şey. Anladık mı? Anlamadınızsa bir daha anlatacağım. Tamam değil mi abi? Yani şu binaya misal vereyim. Binanın 4 direği var. Bina onunla sırf ayakta durmaz. O 4 direği yukarıdan bağlanması lazım. Anladık mı? Ha bu kuvvet işte. Yani ana tema 4 direk binayı taşıyacak ama gene sağlanır. O kadar sağlam olmaz. Evet, yükü üzerine alıyorlar, bölüşüyorlar. Ama bir vücut değiller. Bir daha. 4 direk. Üzerine köprü koysan, üzerine bina koysan yükü bölüşürler. Onda hiç şüphemiz yok. Ama depremde, rüzgarda bunlar çabuk yıkılır. Ne yapması lazım? Köprülerin direkleri birbirine bağlanması lazım. Birbirine bağlamak yükü taşımak için değil, yükü taşıyanları bir vücut yapmak içindir. 4 direk bir tek direk gibi olur. Anladık mı abi? O zaman hepsi aynı hükmü, bir diğerine aldığı için için abi, birisi hepsi hükmüne geçmiyor mu? Öyle oluyor. Onun için Kur'an'ı, Kur'an'a şüphe getirmek mümkün değildir. Niye? Bir konuda şüphe ettin. Tamam, bir konuda şüphe ettin. Ama başka ayetler sana güven veriyor. Ancak Kur'an'ı reddetip kafir olabilmesi için bir Müslüman, onun için çok zordur. Bütün senin alemindeki Kur'ani delillerin tek tek yok olması lazım. Tek tek yok olmayan delillerden sonra küfür olur. Bu da mümkün değil. O zaman hiç kimse korkmasın. Acaba ben kafir miyim? Mümkün değil. Kafir olman çok zordur. İstesen de yapamazsın. Yani bu dünyanın yok olması lazım artık. Anladınız mı? Bak bir de söyleyeyim. İstesen de kafir olamazsın. Korkma. Hele hele sen istemiyorsun, rahatsız oluyorsun. Vesvesecilere söylüyor. Bak buradan çıkarttım. Vesvesecilere söylüyor. Ya acaba ben imanım gitti mi? İstesen de gitmez, sen istemeden zaten hiç gitmez. Çünkü rahatsız. Rahatsız. Yani. Sen, rahatsız olma zaten öyle olmadığına delildir. Anladık mı bunu? Yani istesen de kafir olamazsın. Onu da göreyim ha. Hadi ben kafir olacağım. Ödüm patlar lan. Atom protonundan ayrılır ya. Peki istediğin halde dehşet alıyorsun da, istemediğin halde sana rağmen ben kafir oldum galiba ile kafir olunur mu? Ben onlara diyorum ki istesen ol hadi kafir. Otobeye olur mu ya? İstemediğin halde kafir nasıl olacaksın? İsteme de zaten imkansızdır. İstemedin çünkü iman ve küfür ihtiyaridir. Yani İhtiyar sahibi olan yapar. Delidir, kafayı oynatmıştır, bitkisel hayata girmiştir. Uyku sarhoşudur, ne dediğini bilmiyor. Yani istemeyerek girmedi ki abi. İsteyerek girdi. Evet. O zaman isteyerek çıkabilir abi. Aynen. Görüyor musun? Külliyat nasıl bir şey? Gel döpme diyor. Ya bu bitti ya. Ders başladı, bitirdik. Bu bitirse yeter. Tamam işte. Acaba ben divanım gitti mi vesveseye? Bunu dinletti 2 dakikalık bitti ha bitti. Ders bitti ya. Maksadımıza vardık. Ya. Zeytinburnu'nda ders yapıyorduk. Abdullah var ya bizim. T
Tevhid dersini evet arkadaşlar. Allah'ın ismini ders yapıyoruz dedik. Başladık derse besmele vesaire hamdele. Ondan sonra dedik ki hani önermelerimiz var ya biz. Ders yapacağız. Şimdi dedim çalıştım yine çalışarak indim dedim. Dedim ki ilk cümle. Akıl yapılırken bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu akıllı bak bu akıl yaparken bu aklı yaparken bu akıl kullanılmadı. O zaman bu akıl yapılmadan önce başka bir akıl olması lazım. Dedik tamam tamam ders bitti dedi. Mesele bitti dedi. Allah'ın ispatı maksat yerine geldi diyor. Bitti tabii. Sen ancak bu akılla anladıklarını inkar edersin. Aklını yapan aklı inkar edemezsin. Çünkü aklın kabul etmez. Çünkü senin aklının ustası senin aklın değil. Aklını aklınla yapmamışsın. Aklını senden önce bir akıl olması lazım. Bu kalemi yapan bu kalemden önce olması lazım ve bu kaleme benzememesi lazım. O zaman benim aklımı yapan benim aklıma benzemiyor ve benden önce akıllıdır. Evet, güzel gel değiştirme. Kur'an'ın kelamları bir, havuza akan nehirler gibi, farklı yerden akan nehirler gibi havuzu zenav denilir. Zenav, Arapçada zenav. Yani havuz. Sağdan, soldan, önden, arkadan akan nehirler havuzu besliyor. İki, havuza akan şeyler, nehirler birbirine kuvvet veriyor. İşte Kur'an'ın her bir harfine, kelime buraya misal verecek. Her bir harfine diğer harfler. Harflere kelimeler. Kelimeler, cümleler, cümleler, ayetler, ayetlere süreler, süreler Kur'an'ın bütünü kuvvet veriyor. Birbirine muavenet etmekle umumen karınca kaderince asıl garaza işaret. Ve her biri parmağını maksat üzerine bırakmak ile ibaretune şetta ve husnuke vahidu ve külli ila zâlikel cemal yuşir. Dusturuna timsal olmaktır. Yani ibaretune ibarelerimiz. Şetta ayrı ayrı iseler de kelamlar yani Kur'an'ın ibareleri var ya. Yani mesela ayetler vel cibale evtada ve halaknakum ezvaca dağları kazık yaptım diyor dünyanıza denge sağlasın diye. Geçiyor. Sizi çift çift yarattık diyor. Farklı farklı iken ayrı ayrı sene ve husnuke Allah o anlattığı Allah'ı Allah'ın hüsnü yani anlatılan mevzu güzeldir ve tektir. Ve küllün bütün hepsi bu ila zalikel cemalu senin cemaline yuşiru işaret ederler. Yani farklı farklı isek de farklı konuşsak da aynı zatın güzelliğini anlatır. Demek kuyudat yani orta ana gaye temaya zenav gibi yani dere şey gibi göl gibi veya dereler gibi maksat ise ortalarından istimdad edici bir havuz gibi olmak gerektir. Yani aynı ortadaki havuz göl gibi kenarlardan akan dereler gibi olmalı kelam veya ders. Tamam mı? Buraya kadar anlaşıldı değil mi? Şimdi örnek verecek Kur'an ki acayip olacak. Şaşır. Yani aklım gidiyor ya ben burayı okuyunca. Hani Kur'an'dan örnek verecek iki tane ayet. Yemin ederim bambaşka bir şey ya. Eğer hakikaten ustad iki tane örnek gösterdi. Eğer Kur'an ayetleri hep böyleyse tamam mesele bitti canım. Vallahi bitti ya. Bunu dinlemiş miydin Murat bu dersi? Yok. Bak. Elhasıl diyor. Zihnin şebekesi üstünde tersim olunan ve nazara ak ile alınan sureti garaz müşeveş olmamak için
tecavüp ve tavun ve istimdat lazımdır. Bak. Şimdi gelen manalar, genel manalar zihinde toplanıyor. Tamam mı? Zihinde toplanıyor. Yani zor bir yerde elimden geldiği kadar bizim anlayacağımız seviyeye kadar indirmeye gayret ediyorum. Zihninde toplanan manalar orada şekilleniyor. Tamam. Zihindeki manalar şekilleniyor. Buna tahayyül. Çeşitli mana ihtimalleri oluyor. Tasavvur. Akıl oradan ana, yani akıl neyi konuşmak istiyor, ne anlatmak istiyorsa depo olan, bilgi deposu olan, her şey orada olan, mesela hayal orada, bilgi hayali, çeşitli düşünceler oradalar, akli meratipler oradalar, izanlar orada, iltizamlar, hepsi orada. Akıl, konuşuyorum ben şimdi, başka ders yapamaz mıyım, kafamda yok mu? Şu anda aklım, şu an başka ders yapamam mıydı? Yapamaz mıyım? Şu bu bir sürü ders yapar. Bir şey kışkı konuşabilir. Şu anda bunu konuşmam yaparken ne yapıyor aklım? Gidiyor zihine. Bu konuşmamla alakalı 30-40 senelik depomdan çıkarmaya çalışıyor. Önüme getiriyor, ben de size sallıyor. Sisteme bak İbrahim. Bir daha. Bak. Küçük yaştan beri ben ne yaşta, hangi yaşta ilim yapmışsam bilgi depolanıyor. Bunların hepsi zihinde abi. Zihinde, ama şöyle oluyor. Alınan bilgiyi karıştırmayın lütfen bunu. Burayı çok önemli. Şu cümlede bazı altını çiziyorum. Bak altını çiziyorum. Birisinden sohbet dinlerken, Kur'an okurken, tefekkür ederken, bir yere giderken bir şey gördüm de manaya dönüşmüşse bana şekil, ne oluyor biliyor musun? Zihnime şöyle giriyor. O mana şekilleniyor. O mana tasavvura dönüşüyor. O mana akıl oluyor. Tasdik oluyor, izan oluyor, iltizam oluyor, itikat oluyor. Yani şu, yemeği yedik. Patatesi attık ağzımıza. Pomes değil, patates kızartması. Attık mı abi? Tek şey attık değil mi Murat? İçeriye. Ama karaciğer ondan ayrı alır. Tırnak ondan ayrı alır. Böbrek ondan farklı element alır. Göz ayrı alır. Kulak farklı alır, saç alır. Tırnak farklı alır. Öyle mi abi? Tek şey hepsine tevzi oldu. Yani kime ne lazımsa aldı mı abim? Aldı değil mi? Ama herkes bir hissesini almakla beraber ortadaki patates yine patates olarak duruyor. Asıl patates duruyor. Ama tırnak aldı. Patates de yok olmadı. Öyle bir şey bu. Çoğaltıyor yani, bilgisayar çoğalttığı gibi. Asıl eksilmiyor. Patates midemde duruyor. Böbrek aldı. Patates duruyor. Tırnak aldı. Patates midemde gene duruyor. Saç aldı, göz aldı vesaire. Zihin deposunda duruyor mu bilgi abim? Ham bilgi. Ondan dimağımdaki hayal. Şeytan aldı. Şeytan aldı. Vehim aldı. Vesvese aldı. Hayal aldı. Düşünceler aldı. Akıl aldı. Ama ham duruyor. Lazım olunca ona müracaat ediyoruz. Olan bu böyle anladım ama aslı bu muydu diyorsun. Gene kökenini görüyorsun. Şimdi anladık mı bu zihni? Zihin vicdandadır. Zihnin dört mertebesi vardı. İrade, zihin, nis, latife-i Rabbani. Tamam. Şimdi akıl, konuşuyorum ya ben sizinle şimdi. Konuşurken ben bu ders enfusi dersidir yani. Tamam mı, böyle tıkır tıkır böyle hutbelerde konuşan insanım, vaaz eden insanım, cenazelerde, düğünlerde konuşan insanım. O konuşmayı burada yapmıyorum. Bakın bu konuşmayı da orada yapmıyorum. O zaman neyi nerede konuşmak çok önemli. Burası dershane, eğitilmeli. Tamam. Belki hanımlar da diyor ya bu çok ağır geldi. Ağır değil. Kendini bloke etme, alışmamışsın. Vücuda hiçbir şey ağır değil. Bekle Allah bekle. Yahudilerin sözü olduğu gibi çok derin düşünüyorsun. Kafayı üşütürsün demek de Yahudilerin sözüdür. Zındıkların sözüdür. Çünkü
Yani çok derin demek, ruh eksenli düşünme. Çok güzelse düşünmek, beden hayatını düşün. Anladın mı? Biz düşüncede, bizi düşünceden kopartmak için söylenilen sözler bunlar. Oo, çok derin düşünüyorsun. Üşüteceksin. Üşüteceksin. He, öyle mi? Düşünenler niye üşütmemiş? İnsanlığın piri olmuş, yıldızlar olmuşlar. Gazaliler, İmam-ı Rabbaniler. Ya abi onlar belirli yaştan sonra düşünmüşler. İmam Azam 6 yaşında hafızdır. Sen daha taharet almayı, ben daha taharet almayı bilmiyorum 6 yaşında. Peki Almanya'da çocuk daha ufaktır, kafayı üşütür diye değil. 5 yaşında kreşe gönderiyorsunuz. He? 5-6 yaşında kreşe gönderiyoruz. İmkan olsa 2 yaşında alacak çocuğu elinizden. Üşütecek mi demiyor? Gidiyor da zaten 2 yaşında. 2,5 yaşında başlıyor. Var mı öyle bir şey? Zaten öyle abi. He? Zaten öyle abi. 2 yaşında başlıyor. 2 yaşında. Tabii tamam. 2 yaşında. Ya. Çalışan her kişiye veriyor. Yok çalışıp çalışıp herkes verebilir. 2 yaşında başlıyor. 2,5 yaşında tam. Yani. Allahümme selâna seyyidem var. Anne sevgisini, aile sıcağını kaybediyor he? Ama devamlı yani. Günde böyle 3 saat. O ne olacak ki? Vay anasını ya. O da mı vardı? Ben olmayacak misal verdim ya. Bir yerden varmış. Hani kafayı niye üşütmüyor çocuk? 6 yaşına kadar çocuk ne almışsa sabit disk oluyor. Sabit. Onu artık ezeli ebedi unutamaz. Ahirette de. Sabit karakteri 6 yaşına kadar oluşturuyor. 0-6. İmam Ali diyor ki radıyallahu anh, 6'dan 26 yaşına kadar o 6 yaşında alınan bilgilerin açılımıdır. Der. Onun için 6 yaşına kadar ne verdinizse odur. Yükleyin, korkmayın. İstersen 500 yabancı dil yükle. İstersen muhakimat oku ona. Hatta diyor ya abi, Blue Çağ'ına kadar diyor, mesela dini bilgileri almadıysa diyor, aynı bir... Gayrimüslim çocuğu gibi. Gibi, o dine o kadar zor gelir diyor. Evet, Blue Çağ'ına kadar bir çocuk diyor, İslami bilgiler anne baba vermese, o çocuk Blue Çağ'ından sonra İslami bilgilere gayrimüslim bir Alman, Fransız gibi zor olur. Onun için uyuşmuş kış sineği gibi olur. Verdin o. Keşke bu konuşmamı Almanya'daki Türkler duysaydı. Ama bazıları tenkit edecek. Şöyle bak ne diyor. Şuraya bak. Kreşten alacakmışız da Kur'an öğretecekmişiz diyecekler de olan var ya. Acaba kreşin Türkçe manası ne olduğunu bir bilse anne oraya verir mi? Kreşin Türkçe manası domuz ahırı demektir. Onların inancına göre Meryem validemiz gizli domuzların arasına ahıra girmiş orada doğum yapmış. Belirli yaşa kadar domuzlarla beraber büyümüş İsa Aleyhisselam. İlk eğitimini domuzlarla yapmış. Onun için Fransızcadır kreş ve kreşin manası domuz ahırı demektir. Çocuğumuzu domuzlarla ahır. Yani yanında değil yani domuz veriyoruz. Kafayı kaşı en iyisi odur. Fazla girmem bu işlere. Seni mancınağa koyarlar. 9 değil 19 köyden kovarlar. Peki, konuyu değiştiriyoruz, tamam? Abi buraya kadar anladığımız şey de bu akılla zihin. Sanki akıl bir şey gibi abi, bir hani bir gum yığını gibi ele alacak olsak zihin. Akıl ise sanki bir kepçe gibi. Evet. Yani arkadaşlar. Akılda bir şey yok esasında abi. Akıl sadece verilen komutu yapıp arayışa geçen yok. Bir şey. Yok. Akıl dışarıdan olan bilgileri zihne aktarıyor. Zihin depodur. Ha, onu demek istedim yani. Yoksa akılda kalmıyor yani. Yok akılda o kadar kalmıyor. Zihinde kalıyor. Yani akıl şeydir. Bilgisayarda geçici bir şey var. Ön bellek abi. He? Ön bellek. Ön bellek. Yani. Ön belleğe ne diyorlar? RAM mi diyorlar? RAM. Esas depo hard disk. Hard disk. Fesplatte. Festplatte, Almanca Festplatte, o şeydir, zihindir. RAM ise, burada RAM mı diyorlar? Bu da RAM diyorlar. RAM ise, yani geçici hafızasında tutuyor. Akılın şu anda benim bulabildiğim 24 tane sıfatı var. Aslında zannediyorum, Kur'an harfleri kaç tanedir?
28. 28 tane harf var. Yani şey sıfatı var. Onu bulabildim. Yani denk gelsin sayıya değildi. Bak şimdi hatırıma geldi. Şimdi zihine gidiyor akıl. Bir konuyu konuşacaksa kaç yaşında aldın Bülent sen ilimleri? 6 yaşında. 6 yaşından gidiyor o depoya akıl. Ne yapacak? Kur'an'ı anlatacak. Ve hiç düşünmeden Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin. Bu düşünerek mi çıkıyor ağızdan? Düşünsen çıkartamazsın ki. Tek tek harfleri dizeyim. Bu zihinden çıkıyor. Akıl ne yapıyor? Gidiyor, lazım olan bilgileri çıkartıyor, kelam oluşuyor, akıl kelamın içine biniyor. Ondan sonra kelam çıkarken içine binen akılı benim aklımı sana taşıyor. Kelam. Bazen Kur'an surelerini okurken abi ezbere, hani akıl devreye girdiği zaman şaşırıyorum abi. Kesinlikle. Mesela Ahmet okurken, buna dili şöyle, bir insan aklını sokup da unutacaksa, onun için hizli okuyor, aklı devre dışarı bırakmak için bir mesela bir hoca şöyle yapıyor, yapsa. Ahmet veya Yasin'in Kur'an'ı kimine kelemine nur senin alasın atı müstakim. Yani akıl devreye girme, şaşıracağım. Kendisi çıksın. Akılla yapsan Yasin vel Kur'anin Hakim neydi ya? Der. Akıl işi değil bu. Bana tespihat da oluyor abi. Akıl denile girince abi susuyor. Susuyor. Evet, tespihat da oluyor. Evet, akıcı bir şekilde hiç bir şeye takılmadan abi söylemem lazım tespihat. Ya. Aynen ben de surelerde okurken. Acayip bir şey ya. Eğer aklına çözmeye kalkarsan mutlaka oraya bir sembol kullanman lazım. Aklıma girdiği bir sure var abi. Orayı bir türlü yapamıyorum abi. Onun için de o sureyi okuyamıyorum. Ama orayı şekillendir. Mesela diyelim ki Kur'an'ın şey Yasin'in 4. sayfasıyla ben 6. sayfayı karıştırıyordum. O bir 4. sayfanın 1. ayetinde biz var. Na. Ben oradan şey yapmışım. Ve hayatun lehum enna orası. Na biz. Şimdi onunla 4. sayfayı buluyorum. Ama çok güzeldi. Çocukken ezberlemiştik. Sonra akılla okuyayım dedim. Alt üst oldu. Bu sefer akıl orayı unutmamasının için de biz diye bir cemaat hayal ediyorum. Hayal etmişim. 4. sureye gelince sayfaya karabalık. وَعَيَاتٌ لَهُمَنَّا هَمَنَّا زُرِّيَّةً فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. Dayanamıyorum Kur'an'a. Örnek vereceğim ama okuyorum. Çünkü çok seviyorum. Gıda ölüyorum Kur'an'a. Elhamdülillah. Şimdi zihin şebeke üstünde. Şekil var, mananın şekli var. Mananın tasavvurları var. Çeşitli yönleri var. Aklı yönü var. Akıl gidiyor. Oradan kendisiyle alakalı olan nazar akıyla alınan sureti garaza, yani ana söylenmek istenen manaya uygun kelamları topluyor. Bir tane değil. Topladıkları birbirine cevap oluyor. Birbirine destek oluyor, yardım ediyor. Bir 10 yaşında almıştım. 15 yaşında aldım, 30 yaşında aldığım bilgiler var. Ama şu anda hepsini bana lazım kelam, hepsi pat diye geliyor. Kimya, fizik, pat diye hepsi onu destekliyor. Peki abi, ahirette nasıl olacak bu akıl? Bu ahirette akıl nasıl olacak bilmiyorum. Ama akıl hakkında hadisi kutsi var. Şöyle diyor Allah, gel diyor, geliyor. Akla diyor ki, Allah yaratınca. Akla diyor ki git, gidiyor. Akla diyor ki otur, oturuyor. Akla diyor ki kalk, kalkıyor. Ve Allah diyor ki şanıma yemin ederim ki senden daha kutsi bir şey yaratmadım.
senden daha değerli bir şeye seni koyacağım. Ona hizmet edeceksin. O da ruhtur. İnsan ruhtur. İnsandır. Akıl bize verilen bir emanet alettir. Alet. Alettir, alet. 27. sefer sözler. Akıl o zaman mahluk olabilir. Akıl mahluktur. Alettir çünkü. Onun için ne yüklersen yükle. Bu noktadan ya geleyim cümlelere de ya hemen acele edeyim de o kelim parça parçalarından sonra keseyim. Bu noktadan intizam neşet etmekle yani böyle yani bir kelam çıkarken bir sende şekil uyandırıyor. Kelam konuşurken ben sende düşünce zenginliği uyandırıyor. Sende tasdik oluyor mu? İtikadına güç veriyor mu? Veriyorsa şudur. Ben o kelamı ağzımdan çıkarırken eğer alemimde şekil varsa, düşünce zenginliği varsa, eğer aklı özelliği varsa bu sıfatları kelama yükleyip sana gönderince sende de şekiller uyanır. Onun için düz okuyan adam niçin bizde tefekküre yanmıyor? Çünkü tefekkür ehli değil. Tefekkür ehli düz okuyamaz. Peki ne yapar? Mana derinliklerinde hisseder. Şekillenmez aleminde. Onun kelamını dinlediğin zaman sende hayal uyanmaz. Mana zenginlikleri uyanmaz. Bazılarında niye uyanır? Çünkü onun kelamında bu zenginlikler var. O zenginlikler bana gelince zenginliğimi uyandırıyor bana. Aktif ediyor. Şöyle diyeyim. Şu telefon öteki katlardaki hanımlara bağlı mı? Bağlı mı arkadaşlar? Bağlı. Bluetooth'la bağlı değil mi? Bağlanmasa bu sesim oraya gider mi? Gitmez. Ha, o zaman ben mananın çeşitliliklerine bağlı isem Bluetooth'um varsa benim kelamımda da o mana zenginlikleri olur. Onun için kişi İmam Ali diyor dilinin altındadır. Aynı ilkokul çocuğuyla üniversitede okuyan birisiyle konuşmak gibi oluyor değil mi abi? Mesela üniversitede okuyan bir profesör veya öğreten bir profesör ilkokul çocuğuna ancak verebiliyor. Ondan bir şey alamıyor. Ama kendi denginden olan veya üstünden olan birisiyle konuştuğu zaman ise aynı zenginlik belki de daha fazla sondan olduğundan ondan alabiliyor. Alabiliyorsun. Mesela benden daha tefekkür ehli olan, Risale-i Nur'a daha aşinası olan veya bu mevzuda tetebuatı olan insan bu dersi dinlerken der, kendisini tazeler ve bu ders kendisinde daha değişik zenginlikler uyandırır. Ama ben bilmem bunu. Çünkü zengin çünkü. İç alemi zengin. Bu noktadan intizam neşet etmekle tenasüp tevellüd edip hüsün ve cemal parlar. Ha, o zaman bir kelama bir zenginlik katmak için nehirler akıyor. O nehirler de birbirine bağlı kuvvet veriyorsan bu kelamda hüsün olur, cemal olur. Eğer istersen Rabb-i İzzet'in, Cenab-ı Hakk'ın kelamına teemmül et. Bak orayı bak. Allah'ın ayetine dikkat et. Gelecek şimdi örnek vereceğim. Hem burada var hem burada var hem burada var. Ez cümle çabuk acele ediyorum ki geçeyim o parçalara. Aklınız gidecek yani. Ayetleri okuyacağım tek tek. Bu budur, bu da budur diyeceğim size. Zerresi mesela bir örnek verecek, bir ayet verecek şimdi. Burayı mealen, bunun altını çiziyorum. Diyor ki Allah dehşetli bir azabı gösterecek. Çok büyük. Ama iyi dinle. Çok büyük azabı anlatacaksın ama o çok büyük azabı anlatacak dünyada kelam yok. Çünkü öyle büyük azap dünyada olmadığı için insanoğlu ona uygun bir şey yok. Kelamı yok. Dolayısıyla o korkunç büyük azabı anlatmak için senin aleminde küçük azapları anlatan
kelamlar var ya, onunla gösteriyor ve diyor ki Allah'ın diyor küçük azabı, senin alemindeki o büyük azaplar var ya, onunla göstermeye çalıştım ise de bu diyor azabın damenine, eteğine gelmez. Azı buysa büyüğünden Allah esirgesin demek tarzında şöyle cümle geçiyor. Zerresi büyük bir taş kadar büyük olan azaptan, zerresi büyük bir taş kadar, bak zerresi çok büyük bir taş kadar olan azaptan tahfif, korkutmak ve insanı kalak, sıkıntı ve tahammülsüz olduklarını göstermek için şöyle bir ayet var. Ayete geldim. Vicdanı mı hissettiriyor abi? Ve leyin mesetum nefetum min azabi rabbik. Vicdanı aktif ediyor. Olan ayete bak. Ne yapıyor biliyor musun? Senin çok hoşuna gidecek bu cümle Murat. Nasıl ki şey'i, yani şey'i dediğinde Arapçada şey bir varlığı tanımlar. Mesela telefon, kalem, kitap, bunlara şey denilir. Hepsi bir şeydir. Vücut hanecisi olan. Eşyanın tekil hali mi abi? Tekil hali. Ha. Eşyanın tekil hali. Eşyanın tekil hali. Harika. Şeyi diyor, yani eşyanın bir tekil halini zıttından inikas ettirmek. Yani bir şey diyor zıtsız olmadan kendisi olamaz. Şöyle diyeyim. 10 santigrat derece sıcaklık, eksi 10 santigrat derece mertebesi yoksa artı 10 santigrat gözükemez. Bir şeyde zıttı yoksa o şey sonsuz olur. Yani şöyle diyeyim. Dünyadan soğuğu kaldırın. Sıcağın derecesi kaçtır? Sonsuzdur. Yoktur. Karanlığı kaldırın. Işığın, nurun derecesi nedir? Sonsuz. Allah'ın ilmi, iradesi, kudreti niçin sonsuzdur? Zıttı yok. Çünkü zıttı yok içinde. Allah'ın kudretinin sonsuz olması, ilminin sonsuz olması, kudretinin sonsuz olması, acizlik yok içinde. İlminin sonsuz olması, içinde cehalet yok. Onun için sonsuzdur. Bizim ilmimizde konuşurken ilim ama aynı ilim Allah'ın ilmine dönüşmemesi, sonsuz mana ifade edememesinin sebebi aynı konuşan Hasan'da bildiği kadar bilmediği var aynı yerde. Şöyle diyeyim daha matematik inşallah iyi tanımlayabilir. Artı iki diyebilmem için eksi iki olması gerekmiyor ama gözükmüyor. Eksi iki var da artı iki demiyoruz. Artı iki deyince içinde zaten eksi iki de var. Öyle değil mi? Ya mesela 1000 santigrat derece sıcaklık var fırında. Niye 2000 yok? Niye 1000 var? Niye sonsuz sıcaklık değil? Çünkü o sıcaklığın içinde eksiler var. Onu nerede tutmuş? 1000'de tutmuş. Ya tanım ifade edemiyorum. Acizim. Yok, ama anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor. Yani artı 2 demiyoruz. 2 denmesi için onun altında eksi 2 olacak. Mesela rasyonel sayılar. Mesela şöyle. 0 koyar mısınız? Koyduk mu abi? Sol tarafa eksi 1, eksi 2, eksi 3. Böyle gitmiyor mu? Bu tarafa size göre 1 artı 1, artı 2, artı 4. Sen burada artı 2 diyorsan otomatik olarak bunun içinde eksi 5 yok mu? Eksi 10 yok mu? Yani bu taraf hepsi var demek. Artı 2 burada diyorsam bunun öteki tarafı var demektir hepsi. Yani otomatik olarak öbür tarafa aktif ediyorsun abi. Komple. Artı 1 dediğin an eksileri ortaya çıkarıyor. Ha. Şimdi burada Allah'ın acayip bir ispatı var. Cümleyi de okuyayım. Şeyi zıddından inikas ettirmek. Bitti. Neymiş bu? Olan kaide-i beyaniye. Kaide-i beyaniyeymiş. Öyle bir konuş ki o sorusuna, adamın sorusuna, sorunun içerisinden soru sorarak bitir işini. Mesela şöyle diyeyim. Ben buna örnek vereyim.
Bana dese ki kaç yaşındasın, niçin 55 yaşındasınız? Bir sürü cevabı var. Ben öyle bir cevap vereyim ki hem ona soru olsun, hem cevap olsun, hem sustursun. Niçin 55 olmayacaktım ki? Bak. Allah bu kainatı niye yarattı? Niye yaratmayacaktı? Sen söyle. Niye yarattığını ben ne anlatayım bir saat? Niçin var? Niçin olmayacaktı? Sen söyle. Niçin göremiyoruz? He. Mesela niçin göremiyoruz? Görseydim ne diyecektin Allah'a? Allah'ı niye göremiyoruz? Ne olmuş göremeyince ta mesela? Peki Allah'ı görsen ne diyecektin? Tamamen düşünce sevk ediyor sonra. Anladın mı? Bunu şeyde kullanıyor. 15. Sözde kullanıyor üstad. İstifam diyor, açıkıyor. Yani sorusuna soruyla işini bitiriyorsun. Mesela diyor ki, Kur'an Allah kelamı deme diyor. Beşer kelamı olarak da bakma, ortadan bak diyor. Ustad diyor ki, bu insaf gibi gözüküyor değil mi? Allah deme, beşer de deme, ortadan bak. Allah'ın yönünde olmayan şık, hangi şıkta olursa olsun, istersen insan... İnsan kelamı diye bak, istersen insan değil ortadan bak. Allah yönünden bakılmayan her bakış Allah'ın zıttıdır diyor. Bitiriyor. Ha? Mesela ahiret niye var? Niye olmasın sence? Şeyi zıddından inikas ettirmek yöntemini. Mantık kullanabilirsek mesela aynı soruda sorusunun içinde bitiriyoruz. Başka bir cevap vermiyoruz. Hatırınıza gelen var mı mesela? Böyle ben çok derslerde kullanıyorum bunu. Hani antika şeylerde kullanıyorum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne gibi bir şey söylemişti Nafsi? Nasıl demişti? Neden Hazreti Muhammed peygamber oldu? Neden olmasın? Ha. Niçin Hazreti Muhammed o peygamber seçildi? Niye anlatayım şimdi bir saat? Peki niçin olmayacaktı? Sen söyle. Niçin o olmayacaktı? Anladın mı abi? Bitiriyoruz. Niçin? Allah, niçin Allah var? Niçin olmasın? Allah var mı? Niçin olmasın sence? Mesela bu kainatı Allah mı yarattı ki? Dedi. Peki Allah, Allah yoksa peki? Sen düşün bakayım. Allah yoksa bunu izah et o zaman. Allahsız izah et. Ben Allah'ı niye izah edeyim? Sen... Allahsız izah et elmayı bana. Gibi. Bu nedir? Şeyi zıttından inikas ettirmek olan kaide-i beyaniye. Binaen tehvil ve tahfif nazarıyla dehşetli göstermek, korkutmak, azabın bir parçasını sana işaret ediyor. Öteki tarafı da senin aleminde oynattırıyor. Mesela diyor ki bu manada sözler 370. Bu sözlerdir o. Bakkal kitabı değil. Ve leyin mesetum nefetum min azabi rabbik. Rabbinin azabından onlara az bir şey dokunsa. 21. surenin 46. ayeti. Diyor ki Allah'ın Rabbinin azabından azıcık dokunsa azıcık. Ne olurdu diye. Bu cümlede bunu okuyacağım keseceğim. Çok ilginç ama. Bu cümlede azabı dehşeti göstermek için niye bir daha söylüyorum. Niçin dehşeti gösteremiyor? Dehşeti niye cehennemi tam burada anlatamıyor? Cehennem denilen bir dehşetin burada olmadığı için ona uygun kelime yok. O zaman o dehşeti göstermek için o dehşetin en basit azabını senin alemindeki en dehşetli kelamla ifade ediyor. Bak diyor, bu diyor o Rabbinin azabından bir kokucuk, bir işaret, bir böyle ufak bir şeyi, koca dağdan bir atom kadar zerre bu. Ötekisini düşün diyor demek için böyle bir yöntem kullanıyor. Diyor ki, bu cümlede azabı, dehşeti göstermek için
en azının şiddetle tesirini göstermek de göstermek istiyor. Demek taklili, azlığı ifade edecek cümlelerin bütün heyetleri de bu taklile bakıp ona kuvvet verecek. Ben niçin bu dersi yaptım? Kur'an'ın her bir harfi, bir harf var ya, vav, le, mim, nun, orada hangi cümlede kullanılmışsa, vel cibale eftada, orada lam var, vav var. Bu vel cibale eftada ne diyorsa, kullanılan her bir harfte de bu mana var. Şimdi onu örnek veriyor. Onun için okumak istedim bu yeri. Bir daha. Vel cibale eftada ve halaknakum ezvaca ve halaknakum ezvaca. Ne diyor mesela? Vel cibale eftada. Dağları kazık gibi diktim diyor. Mana bu. Şimdi bu mana komple cümleden çıkıyor. Vel cibale eftada. Bu manayı cümle değil, her bir harfini sıksan var. Aynı manayı ifade ediyorlar harfler, onlar bir araya geldi, vel cibale eftada oldu. Aynı harf, ve halakna kum ezvaca, orada var, öteki manayı ifade ediyor. Şeye benziyor. İhlas suresinde de yapıyor ya. Ay, İhlas'ta da değiştiriyor. Mesela kimyacı ile misal vereyim. Hidrojen gözde yok mu abim? Tırnakta yok mu? Saçta yok mu? Tırnakta hidrojen atomu var, gözde de var. Orada başka vazifesi var. Tırnakta başka vazifesi var. Onun için İhlas suresi 36 diyorlar. 36 tane ayettir aslında. 6 tane ayette ifade edilmiş. Şimdi onu tek tek göstereceğim bak şimdi. Hani mana neydi? Rabbinin o dehşetli azabının bir kokusu, birazcığını hissetsem var ya dedi. Büyük azabı ufakta gösterdi. Şimdi bu meali her bir parçasında göreceğiz. Mesela leyn, hani okuduk ya, ve leyn, vav, bağlaştır. Leyn, ondan sonra messe, nefetun, nefetun, nefetun min azabi rabbik. Ayetin bütün parçaları bu. Ayet ne ifade ediyorsa bu parçalar da ifade ediyor. Sanki her bir harf abi çekirdek gibi, ama her bir sure kimyasal bir şey yapıyormuş gibi o harfe kendisini ondan çıkartıyor. Evet. Ama diğeri de ondan mevcut. Mesela diyor ki leyn. Yani mana neydi? Vele nefetu nefetun veleun mesetu nefetu min azabi rabbik. Rabbinin o dehşetli azabını var ya, hafif sen bir kokucunu sana hissettiriyorum. Mealindeki ayet, yani dehşeti küçük yerde göstermek için leyn. Yani bu mana komple ayetin manası parçalarda var. Onu gösterecek şimdi. Leyn parça. Parça komple ayetin bir parçası bu. Sayfa 370, merak eden sözleri atsın. Lafzı teşkiktir. Yani şüphelendirmektir. Şüphe azlığı ifade eder. Bak, az bir kokucuk size dokunsa diyor ya ayette. Leyn şüpheyi ifade eden bir harflerdir. Bu da killeti, azlığı gösterir. İkincisi neydi? Ve leyn messe. Messe lafzı azıcık dokunmaktır. Yani bu da azlığı ifade eder. İlk üç, nefetun lafzı maddesi bir kokucuk olup, yani nefetun nef, bir kokucuk, yani kompresi değil, bir kokucuk. Bu da azlığı ifade ettiği için sigası, kelime yapısı yani, bire delalet eder. Mastar merre, tabir sarfiyenin biricik demektir. Ya, fiilin bir defa yapılışı, yani azıcık, bu da killeti ifade eder. Nefetun'deki tenvini tenkir ise, yani nefetun sonunda nunlama var ya, tenvindir, meçhul yapmak içindir.
Nefetu değil, nefetun. Sonundaki nunlama tenvindir. O da manayı meçhul yapar, muayyen yapmaz. Tenvini tenkiri, yani ifade ederken muayyen değil azabı. Onun için tenvin kullanmış. Nefetun. Sırf nunlamakta da aynı mana var. Yani şey yapmıyor. Şüpheyi getiriyor. Ne kadar? Bilmiyoruz. Bu da takdir içindir. O kadar küçük ki tenvin diyor. Nefetun. Bu gunne. O kadar küçük ki bilinmiyor demektir. Bak kaç etti? Beş mi kaçıncı? Min lafzı tebiz içindir. Yani bir parça demekmiş. Min burada. Bu da killeti, azlığı ifade eder. Azap lafzı nekal, yani şiddetli azabı yerine, bak azap şiddetli nekal ikaba nispeten hafif bir nevi cezadır ki killet ifade eder. Yani azap azap şeyi anlatır. Azlığı anlatır. Rabbike lafzı kahhar, cebbar, muntakime beden yine şefkati ifade etmekle azlığı anlatır. Niçin Rabbi, senin Rabbin? Niye kahhar demiyor? Ben öyle bir Allah'ım ki cehennemi öyle azap edecek bir celal sahibiyim. Kahhar sahibiyim. Muntakimim, cebbarım demiyor. Rabbim diyor. Rab. Rab kullanıldığı yerde şefkat vardır. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Şefkat var. Elhamdülillahi cebbarul alemin. Dehşet var. Elhamdülillahi muntakim alemin. Dehşet var. Elhamdülillahi Rabbil. Rab, Rabbin. Şefkati gösteriyor. Bu da azlığı işareti. İşte bu kadar killetteki, yani azlığı ifade eden parçalar bir parça bir araya gelmiş. Azlığı ifade ediyor. Azlığı, azlığı, azlığı. Komple ayet azlığı ifade eden bir ayet. Böyle tesirli ise İka bilay ne kadar dehşetli olur kıyas edebilirsiniz diye ifade eder. Yani Allah'ın büyük azabını böyle azlıkla anlatıyor ki azı buysa dehşetli olanı kıyas edebilirsiniz. İşte şu cümlede küçük heyetler nasıl birbirine bakıp yardım eder. Maksadi külliye her bir kendi lisanıyla takviye eder. Şu misali bir de lafz ve maksada bakar. Bir tane de bununla alakalı örnek vereyim. Kesiyor. Hepimizin bildiği ve çok lazım olan bir şey. Bak. Bir tane daha. Bu biraz anlamadık. Anlayacağımıza verelim. Elif, la, mim, zaliken kitabu la reybe fih hudellil muttakin. Orada. Orada geçiyor. Neydi? Bu şey yapmayacağım. Ve mimme rezeknahum yunfikun. Tamam. O kimseler ki verdiğimiz rızıklardan onlara infak ederler. Ve mimma rezeknahum yunfikun. Tamam. Şimdi bunu bölecek. Min. Mimma. Rezeknahum. Rezeknahum. Na. Yunfikun. Burada anlatacak. Hepsi mesela bir de gıybeti anlatıyor. Gıybetle alakalı şey de var ayet. Ama ben bunu kullanayım. Bak diyor ki mana nedir? O kişiler ki verdiğimiz rızıklardan fakirlere infak ederler. Meal bu. Ve mimma rezeknahum yunfikun. Bak buradaki parçalar var ya mimma. Mimma. Min. Mimma rezekna hum yunfikun. Hepsi de aynı şeyi söyleyecek. Şu cümlenin heyeti sadakanın şeraiti kabulüne beş işaret eder. Birinci şart.
sadakaya muhtaç olmamak derecede sadaka vermek ki bunu mimmadaki min tebiz ile o şart ifade eder. Yani mimma rezeknahum yunfikunun ifade ettiği manayı min ifade ediyormuş burada. İkinci şart, sadakayı verirken öyle sadaka ver ki sadakaya muhtaç olma. Başka bir kanun var hadis. Hadis herhalde bununla paralel gidiyor. Şefkat, öyle bir şefkat edin ki şefkata duçar olmayasınız. Şefkata muhtaç olacak kadar şefkat etmeyiniz. Tamam mı? Yani zekata muhtaç olacak kadar zekat verme. İkinci şart, aliden alıp veliye vermek değil, belki kendi malından vermektir. Şu şartı rezeknahum lafzı ifade ediyor. Yani size rızık olandan veriniz demektir. Aliden alıp veliye verme. Verirse ver ama senin zekatın sayılmaz. Üçüncü şart. Tek tek ayetin parçalarını okuyorum ya. Bilmem anlıyor musunuz? Tabii 371'i bu dersten sonra evine okursan boş kağıt da al yanına. O okunan dersleri de kaydı varsa not al, bak bu dersi bir daha dinle, not alarak tam oturur. Pat diye bir defa da olmaz. Yani niye ağır seçtim? Ağır değil kardeşim. Kendini böyle şartlandırma, ağır mağır. Bunu ağzında daha kullanma. Üçüncü şart, minnet etmemektir. Minnet etmemek, yani veriyorsun rızık, zekat. Bana bak, verdik lan sana, ha. Ona göre ha, yapma. Veya olan dizine dermanına dursun lan senin. Bir de kargayı büyüt. Sana ne kadar para verdik lan zekat. Ulan niye minnet ediyorsun lan? Sanki senin paran mıydı? Zekat parası onundu. Niye minnet ediyorsun? Niye onu mecbur ediyorsun? Şükret bir de Allah'a. Eğer fakir olmasaydı İslam esası 4 olurdu. Zekat veremezdin. Fakir yoksa zekatı kime verecektin? Allah'a şükret ki o sebebi kazandırmaya fakir sana sebep oldu. Fakir olmasaydı zekat veremeyecektin. Zekat veremeyince de sevabın olmayacaktı. O zaman fakirlerin varlığı sevap içindir bir manada. Sevap kazanıyorsun. İnsanlık taraflarını artıyor. Verebilmekle sen hiç aç iken veya çok dayı olsa köpek tutup da gidip öteki köpeği bırakır mı? Zor ya. Minnet etmemek. Şefkate muhtaç. Olmayacak kadar şefkat edeceksin. O nasıl olacak? O şefkatten eksilme olur mu abi? Eksilme olmaz da zelil olursun. İfrat-ı şefkat zillettir. Şu şartta rezekna'daki na lafzı işaret eder. Diyor ki na, ben size rızkı veriyorum. Benim malımdan benim abdime vermekle minnetiniz yoktur. Na diyor. Dördüncü şart, yunfikun. Öyle adama veresin ki nafakasına sarf etsin. Hem örnek veriyor ustak, hem de zekatı nasıl verileceğini anlatıyor. Zekat birisine veriyorsun, içkisine harcıyor. Zekat olmaz. Öyle adama veresin ki nafakasına sarf etsin. Yoksa sefaate sarf edenlere sadaka makbul olmaz. Sadaka demek zekat demektir. Ehline vereceksin. Gayrimüslime zekat verilmez. Zekat Müslümanın hakkıdır. Şu şarta yunfikun lafzı işaret ediyor. Beşinci şart, Allah namına vermektir ki rezaknahum ifade ediyor. Yani mal benimdir. Benim namıma vermelisiniz. Şu şartlarla beraber bir tefsir de vardır. Yani sadaka nasıl mal ile olur? İlim ile de olur. Sadaka zekat ile para pulla değil. Ömrün zekatı var, derslere gitmek. Kulağın zekatı var, hakkı dinlemek. Gözün zekatı var, ibretli şeye bakmak. Gündelik hayattaki zekat, 10 dakika risale okumak, Kur'an okumak. İlim de zekatı var, ilim. Elde ettiğini de başkasına anlatmak, ilmin zekatıdır. Elde ettiğin kimseye anlatmıyorsun. Zekatını niye vermiyorsun? İlmin zekatı var. Hatta
bilen bildiği kadar anlatması vaciptir. Bu ilim zekatı kav ile olur. Kav yani konuşarak ona meziyetin var. Tamir ediyorsun, yol gösteriyorsun, zekattır. Taş kaldırıyorsun yolda, zekattır, sadakadır. Yol tarif ediyorsun, ilmin zekatıdır. Yani kavl ile olur, fiil ile olur ona, ya fiilen yardım et evine. Nasihat ile de olur, nasihat da ilmin zekatıdır. Yani imanın zekatıdır. İmanın zekatı var. İşte bu aksama mimma lafzındaki ma umumiyetiyle işaret ediyor. Yani imanını tutuyorsun, kimseye demiyorsun. Olur mu? İşte hem şu cümlede bizzat işaret ediyor. Çünkü mutlaktır, umumu ifade eder. İşte sadaka ifade eden şu kısacık cümlede beş şart ile beraber geniş bir derecesini akla ihsas ediyor. Heyetiyle ihsas ediyor. İşte heyette böyle pek çok nazımları var diye devam ediyor. Peki ne anlatmaya çalıştı? Kur'an'daki Kur'an'ın komple manasını her bir sure ifade ediyor. Bir de söyleyeyim, bak söylüyorum, toparlayın. Kur'an'ı hayal edin. Kur'an'ın komple manası ne? Tevhid, haşir, nübüvvet, hikmet ve adalet ya. Dört. Kur'an'ın komple manasını her surede var. Her surede aynı mana taşıyor. Her surenin ifade ettiği mana her ayette var. Her ayette var olan mana o ayeti meydana getiren mimma, rezekna, na, hum, yunfikun gibi ayet parçaları da aynı şeyi ifade ediyor. Cem ediyor. Komple cem ediyor. Peki nasıl cem ediyor onu da söyleyeyim, kesiyor. Kocaman ağaç çekirdekte nasılsa, her bir çekirdek de Kur'an'ın harfine benzer. Bir daha. Kocaman çınar ağacı, kocaman çınar ağacı, kocaman elma ağacı çekirdeğinde yok mu? Var değil mi? Çekirdekte ağaç var diye çekirdeğin içerisine bıçakla yarıp yaprağın aynısını mı arayacağız? Yaprak çekirdekten, bak yaprak çekirdekten çıkıyor diye çekirdekte yaprak yazılım olarak var. Şekilde var, mana var ama oraya uygun olarak var. Çekirdek dışarıya çıkınca yaprak olur. Tamam mı? Kocaman ağaç çekirdekte nasılsa komple Kur'an'da her harfte böyle bulunabiliyor. Telefonu bir harf olarak görsek abi, mesela diyelim bu telefonu sen aldın, Türkiye'ye götürdün, Türkçe'ye çevirdin. Aynı telefona bir Japon alıyor, Japonca'ya çevirir. Yani dünyadaki bütün diller aynı o telefonun içinde mevcut. Sadece lazım olan yerlerde... Telefon, bir doğru söyledi. Her lisana çevriliyor. Bir, şu telefon konuşuyoruz değil mi? Gir içeri video var. Gir içerisine... Ses var, bilgi var, bir sürü gizlilikler var, yok mu? Bu telefonun içerisinde video var mı? Resim yok mu? Ses yok mu? Bir sürü kayıtlar yok mu? Var. Bu telefon harf gibi düşünün, harf. Bu telefonun içerisine video sesleri, kayıt sesleri, resim sesleri, yazı formatları nasıl yükleniyorsa her bir harfe de Kur'an böyle yükleniyor. Her bir güneşten gelen fotona, ışık tanesine 7 tane renk yüklendiği gibi her bir spermada, bir hücre suda, insan var olduğu gibi orada her bir harfte de Kur'an var. Her bir kelamda insanın kendisi var olduğu gibi
Kur'an'da da böyle var. Sıfırda, sıfırın sayısal değeri var mı? Yok, sıfır. Ama niçin sayısal değeri yok? Bütün sayısal değerleri göstersin diye. Sıfırın sayısal değeri yok ama bir yok mu içinde? Eksi bir yok mu? Eksi beş yok mu sıfırın içinde? Eksi on, artı 15 yok mu? Her şeyi gösteren bir şeye benzememesi sırrınca bütün sayıları gösteren sıfırın sayısal değeri yoktur. Allah da bütün her şeyi gösterdiği için kendisi gözükmüyor. Her şeyin sayısal değeri olduğu için kendisinin sayısal değeri yoktur. Ama sıfır ortadan kaldırır. Ne bir vardır ne eksi beş vardır. Bir tane de son misal. Nasıl ki et ve kemik gibi gözükürken ben ama nihayetsiz olan ruhumu et kemiğe kotladığı gibi Allah da Kur'an'ını her bir sureye, her bir sure, her bir ayete, her bir ayette, her bir parça ayetin içine böyle kotlamış. En azından vay be, hakikaten acayip bir şeydi. Anlamadık ama çok hoştu dersen bile anlamadığını anlamak da ciddi bir anlamak olduğundan bu zamanda ciddi bir anlayışı kazanmışız demektir. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas selavat.